Tepedelenli Ali Paşa'nın torunu Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu 1930'lu yılların önemli yazarlarındandır. 23 Temmuz 1958 yılında Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan yazı dizisinde hiç bilinmeyen bir anısını anlatır. Bu anı 1937 yılında devlet adamlığında iyice olgunlaşmış olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 2. Abdülhamit hakkındaki görüşlerini ortaya koyan önemli bir anekdottur. Olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Yıl 1937, yaz aylarından biri. Doğrudan doğruya kendi kontrolündeki bir gazetede Makedonya adlı eserim yazı dizisi şeklinde yayınlanıyordu. Bir akşamüstü Celal Bey beni telefonla aradı. Dolmabahçe Sarayı'na davet edildim ve saraya gidince de hemen hiç bekletilmeden üst kata çıkarıldım. Bir kapı açıldı. Kendimi büyük adam Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısında buldum. Saygılarımı bildirdim. Alışılagelmiş birkaç nezaket cümlesiyle gönlümü aldıktan sonra ''Yazınızı okuyorum.'' dedi. Hürriyet ilan edildiği zaman küçük bir çocuk olman lazım. Fakat tebrik ederim, o günleri iyi tarif edip canlandırıyorsun. Fakat Abdülhamit'i hiç sevmediğin belli. Biraz durdu. Elindeki renkli kalemi önünde açık duran kalın ciltli bir Fransızca kitaba dikine vurarak düşünür gibi oldu. Ben susuyordum. Bu hal bir iki dakika devam etti. Sonra birdenbire şunları söyledi. Abdülhamit'i sevmeyebilirsin. Fakat sakın hatırasına hakaret edeyim deme. Sizin nesil karar verirken daha dikkatli davranmayı öğrenmeli. Bak çocuk, şahsi kanaatimi kısaca söyleyeyim. Tecrübe göstermiştir ki, Abdülhamit'in padişah olduğu dönemde kim dost, kim düşman belli değildi. Her yer vatan hainleriyle doluydu. Sınır komşu devletlerinin hepsi bu büyük devlete düşmandı. Bütün bunlara bir de bu zor dönemin 19. yüzyılın sonlarına denk gelmiş olmasını da eklersek, Abdülhamit'in yönetim tarzı oldukça iyi ve hoşgörülüdür. Bunun üzerine ayrılmama müsaade buyurmuşlardı. Saygılarımı tekrarlayarak huzurlarından uzaklaştım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, videolarımızdan haberdar olmak için önce abone olmayı, sonra bildirimleri açmayı unutmayın.